Tavşanlı Kavaklı Cami ve ilk inşa tarihi sürecine dair özel bir şey paylaşmak istiyoruz sizinle. Tavşanlı'da ilk kurulan cami hangisidir dendiğinde ya da ilk inşa edilen cami hangisidir dendiğinde Tavşanlı'nın genel ilk aklına gelen camisi Ulu Cami'dir. Ulu Cami'miz evet gerçekten dokuz kubbesi ve devasa bir anıt mimari özelliğiyle herkesi gerçekten İlk acaba camimiz, tarihi camimiz Tavşanlı Ulu Camii midir sorusunu akıllarına getirir. Ama iç dizaynıyla falan yine son derece hoş olan camimiz acaba gerçekten ilk Tavşanlı'nın inşa edilen camisi midir? Özellikle caminin inşaat haline dair, Ulu camimizin inşaat haline dair en önemli kanıt, Özellikle de bu camiyi inşa eden Aslan Bey, bir caroğlu Aslan Bey dönemine aittir ki camimiz. Kendisinin vefatı 1432 tarihidir. Yani 10 Muharrem 806 Hicri tarihlidir. Caminin ise inşa tarihi hemen hemen 1430 diye bilinir. Fakat 1430 tarihi acaba ilk inşa tarihi için yeterli midir? Ulu camimizin tarihi bir şimdilik aklımıza kalsın. Bildiğimiz üzere e, tavşan eder ilk e, ee, çocuk hikaye kitabım olan e, Leblebi Kokulu Şehir Tavşanlı ile alakalı e, bir yeni kitap çıkarmıştım. Bu kitap esnasında ve sürecinde bir böyle e, tavşanlı gezen e, bir Mehmet Dede ve çocuklar e, ve tarihi tavşan tarihi mekanlarını, tavşanın tarihi kişilerini, sokaklarını böyle gezerek öğretmeye çalışıyor Mehmet Dede. Bundan dolayı da bu kitapla alakalı e, kitabı okuyanlara aslında kitap sonunda bir de ödev var çocuklara e, Mehmet dede ve torunları ile birlikte acaba siz de kitapla birlikte gezin çocuklar siz de o mekanları yerinde görün diye de bir e, güzel bir etkinlik var ve bu etkinlik dolayısıyla farklı pek çok okuldan öğretmen arkadaşlar ya da çocuklar aileleriyle birlikte gezmişler ve e, tavşanların mekanlarını arşivlenmişler. Daha sonra ise biz ee, çocuklarla kitap söyleşi, söyleşileri yapıyoruz. Ee, çocuklarla kitabı dair konuşuyoruz. Fakat çocuklar özellikle bir şeyi de acaba hocam bir yerde yanlışlık yok mu? Çünkü Tavşanlı Kavaklı Camii'nin siz eserinizde 1118 sari olarak göstermişsiniz. Fakat Tavşanlı Müftülüğümüzün Kavaklı Camii'ne dair e, tabelasında 1389 yazıyor. Acaba hangisi doğru gerçekten 1118 mi kitaptaki gibi yoksa Kavaklı Cami 1389 tarihli mi yapılışına dair çocuklarına böyle bir kafasına soru işareti kaldı. Ve bunu her söyleşilerde çocuklar bana sorunca evet bu konuyu artık bir net olarak gündeme getirelim ve bunu da tarih olarak düzeltelim istiyoruz. Bu yüzden böyle bir çekim yaptık. Şimdi 1389 tarihi. Şimdi sanırım Tavşanlı müftülüğü şu e, tarihi ve kitabı dikkate alarak bu tarihi koymuş. E, tavşanlı tarihine dair en eski, en önemli kaynak kitaplardan bir tanesi Dikenli Bahçe isminde Kamil Güvenç Bey tarafından kaleme alınan bir eser. Ki bu eser aslında üç cilt, yani üç kısım olarak belirtmiş Kamil Bey. E, i̇lk iki kısım özellikle Tavşanlı tarihine dair çok önemli bilgiler içeriyor, anlatıyor. Fakat Dikenli Bahçe eserinin birinci kısmında Kamil Bey aynen şunu söylüyor. Kabaklı Cami Rumi 505 parantez içinde de 1089 yazmış senesinde yapılmış olup Tavşanlı'nın ilk camisidir. Tavan ve pencereleri birer sanat eseri iken yapılan onarımlarda bunlar sökülmüş, bozulmuştur demiş sayfa 51'de. Sonra kitabın ikinci cildinde biraz zaman geçmiş bir hata olduğunu fark etmiş Kamil Bey ve şöyle bir ifadede tekrar düzeltme yapma ihtiyacı hissetmiş. Demiş ki, kitabımızın birinci kısmında Tavşanlı'nın ilk cami olarak Kabaklı Camii'ni göstermiştik. Bu caminin tarihi yanlış kaydedilmiş olduğundan düzeltmeyi lüzumlu gördük. Rumi 805 1385 tarihinde inşa edilmiştir. Yazmış Kamil Güvenç Dikenli Bahçe isimli eserinde. 1385 yazılınca Acaba Tavşanlı Müftülüğü de bunu 1389 olarak düzeltmiş, değiştirmiş ya da nasıl bir ifade kondu bilmiyorum. Ve Tavşanlı Kavaklı Camii 1389 yılında inşa edilmiştir diyerekten tabelasını bu şekilde yerleştirilmiş. Ancak Kamil Bey'in yazmış olduğu bu ifadelerde iki temel hata var. Bunlardan bir tanesi Rumi tarih olarak söylemiş bu tarihleri. Fakat Rumi tarihi 1840 yılında Osmanlı Devleti'nde mali ve ekonomi anlamındaki değişiklikler nedeniyle kullanılmaya başlanmış ki 1840 tarihinde. Yani 1840 tarihinden sonra Rumi takvim kullanılmaya başlanmış. Yani 505 senesi ya da 805 senesi Rumi takvim bir kere olmamalı. İkinci yanlışlıksa 805 tarihinin verilmesi. Yani Kamil Bey 805 tarihini nereden verdi bilmiyoruz ama elimizde bizim çok özel bir belge var. Bu belgede şu. Ayrıca bu camimiz bizim Tavşanlı e, Osmanlı arşiv kaynaklarında Tavşan tarihine dair vakıf es kayıtlarında yukarı cami veya çarşı cami diye geçiyor. Bunun hakkında da az sonra kısa bir değerlendirme yapacağız. Camimizin yapılış tarihine dair en önemli kanıtımız camimizin güney batı duvarında yani kıble duvarının sağ tarafında çok özel bir işleme ile yazılmış rakamlar var. Tam işte gördüğünüz üzere güney batı bölümünün dış duvarında birkaç farklı rakamlar var ki bu rakamlardan bir tanesi bizim için çok kıymetli. Çünkü bu rakamlardan bir tanesi aynen şöyle yazıyor. Sene 511. Sene 511 derken bu sene yani Hicri mi, Miladi mi? Camimizin yapılış tarihi kesinlikle Hicri olarak yazılmış. Dediğim gibi Rumi 1840 tarihinden sonra Rumi takvimi kullandığımız için bu Hicri olmalı kesinlikle. Peki Hicri 511 senesi hangi miladi yıla tekabül ediyor? Biz tarihçilerin el ucu kitaplarından birisi olan Türk Tarih Kurumu tarafından yazılmış olan tarih çevirme kılavuzu bizim için son derece önemlidir, esastır ve bunun Hicri ve miladi çevirmeye dair de kısa, basit bir aslında matematik formülü de vardır. Ancak şu anda günümüzde biliyorsunuz internet ve yapay zekalar son derece önemli. Oraya hemen rahatlıkla tarih çevirme kılavuzunun tüm e, insanlarımız hemen girip sitesine buradaki hicri miladi çevirdiğinde tarih aslında miladi 1118 tarihini göreceklerdir. Yani camimiz aslında gerçekten Miladi 1118 yılında inşa edilmiştir ki müftülüğümüzün 1389 tarihli ifadesi yanlıştır. Ayrıca camimizin o dış tarafında yine başkaca tarihler vardır ki mesela 1213 yılını görürsünüz. 1213 yılı ise miladi 1798 yılına tekabül etmektedir. Peki bu nedir? Bu ise aslında camimizin onarım tarihi belki yeniden inşa tarihidir ki dönemde tam 3. Selim dönemidir. Nezami ciddet Yenilikleriyle diye hatırlayacağımız daha çok 3. Selim döneminde ki Camimiz yeniden restore edilmiş veya inşa edilmiştir. Peki 1118 tarihi çok erken değil mi? Evet, aynen öyle. Tavşanlı'nın en eski camisi aslında demek ki 1430 tarihli Ulu Cami değil. 1118 tarihli Kavaklı Camii'dir. Peki 1118 yine tarih dersinden lütfen hatırlayın hemen. Bizim Anadolu'ya ayak bastığımız çok önemli bir savaşın hemen sonrasıdır aslında. Evet evet. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Bitlis Ahlatmış Ovası hemen arkasında büyük Doğu Roma İmparatorluğuna karşı, Roman Diyojen'e karşı Büyük Sultanımız Alparslan'ın kazanmış olduğu zafer sonrasında Alparslan'ın belki de büyüklüğünden birisi budur. Alparslan şunu diyecektir komutanlarına, ee, kılıç hakkı olarak gidin, fethedin ve devletinizi kurun. Ve çok değil 1071'den hemen 4-5 yıl sonra... Tam olarak İznik şehrine 1075, 1076 ve 1078'de devlet olarak Türkiye Selçuklu Devleti kurulacaktır ki yani şöyle düşünün lütfen ta Ahlat, Muş tarafından İznik'e kadar bizim e, İslam ordularımız, Türk ordularımız İznik'e kadar olan yerleri aslında gelmiş ve Türkleştirmeye başlamıştır. İşte da o süreç içerisinde gelen... E, insanlardan komutanlardan ibaret olaraktan aslında alınacak veya Tavşandaki Kavaklı Cami tam olarak kurulduğu bölgede henüz gayrimüslimler burada Rumlar yoktur. Rumlar çünkü başka taraftadır ve Kavaklı Cami yine e, 1071'den hemen sonra 1118 yılında kurulacaktır. Peki bu cami kurulacaktır derken inşa edilmiştir. İnşa eden kimdir? Burada da e, yine e, Taşanlı tarihine dair çok önemli bir kaynak eser olan e, Ömer Faruk Dinçel tarafından yazılmış olan Tavşanlı Tarihi kitabında şöyle özel bir bilgi var. Diyor ki o kitaba göre bir yörük beyi tarafından inşa edilmiş ve caminin hemen karşısına da bir han yapılmıştır diyor. Hatta şöyle bir detay daha var. Bu yörük beyi e, gururlanırım, kibirlenirim diye de bu yapmış olduğu camide namaz kılmamış, ve camiyi adeta şehre hediye etmiştir ki şehir işte tam o zamanlar kurulmaya başlanmıştır ki bu arada vakıf kayıtlarına nedenmiş demiştik? Çarşı cami. Demek ki Tavşanlı'nın ilk çarşısı da bu cami etrafında şekillenmiş olmalı ki bu camiye çarşı cami denmiştir. Çünkü cami ilk defa bu bölgede Tavşan ilk mimari dini mimari eser olarak burada yapılmıştır. Peki bu han dediği yer neresidir? Gene ifade şöyle, caminin kıble tarafının karşısında, özellikle hem hayvanların, atların, hem de insanların konaklayabileceği bir yerdir. Kıble tarafın neresidir? Camimizin hemen o giriş bölümüdür ki, karşısında bugün ekranda gördüğünüz o e, sokak ve evler vardır ki, muhtemelen ifade edilen hanlar ve atların, hayvanların e, hem yem yiyebilecekleri hem de dilenebilecekleri yerler buralar imiş. Fakat tabi bin yıllık süreçten bahsediyoruz. O yüzden zamanla buraları yıkılmış ve bugünkü şehir merkezine dönüşmüş. Yine bir de vakıf kayıtlarında bu camimize ait kardeşler lokantasının bulunduğu yer yani bugünkü Leblebiciler Caddesi eskiler eski bankacılar caddesi olarak hatırlayacaklardır. Devre Bicar Caddesi'nde bulunan kardeşler lokansın geliri camimizin vakıf kaydı olarak gelir olarak e, oranın kirası gelir olarak alınmış. Ve e, bu caminin özellikle kandil yakma ve aydınlatılmasında kullanılmak üzere diğer araç gereçlerin bu dükkanlardan alınan gelirle yapılması sağlanmıştır. Yine Kamil Güvenç'e geri dönüş yaparsak şayet Kamil Güvenç'in yazmış olduğu eserindeki çok kıymetli bir eser. Düzeltmeleri yaptık ama Kamil Bey şöyle bir özel detay da kitabında bize belirtir. Der ki caminin iç dizaynı aslında çok güzeldir. Pencereleri ve kapıları çok hoştur. Fakat zamanla yıkılmıştır. Ne yazık ki camimizin o iç dizaynı bugün ne yazık ki orijinalliğini kaybetmiştir. Caminin içinde güzel bir aslında tavan göbeği süslemesi vardır. Ama bugün diğer e, unsurlar ne yazık ki tamamen yenileşmiştir. Eskiye dair hiçbir şey kalmamıştır. Aslında evet sonuç olarak şunu söyleyelim o zaman 1071 Büyük Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecine uygun olarak tavşandı. E, Tavşanlı'ya doğru gelen e, Türkmenler ve bu Türkmenlerden bir Yörük Bey'inin inşaiyeti Kavaklı Cami tam da bu tarihe süreci uygun olarak ki yani camimiz 1118 tarihinde Malazgirt Meydan Muharebesi hemen sonrasında kurulmuş Tavşanlı'nın ilk tarihi camisidir.